Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte TürkNet CEO'su Cem Çelebi'lerle konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Şimdi öncelikle ilk gündemimizle başlayalım. Yakın zamanda bir zam söz konusu oldu. Fiyatlar yükseldi. Bu konudaki yorumunuz nedir? E, kimsenin sevmediği e, bir gelişme ve ne yazık ki her geçen gün e, kur olsun, fiyatlar olsun, e, maliyetler olsun, e, artışla karşı karşıya Geliyoruz. Biraz hikayesini anlatmak isterim, ee, bu noktaya nasıl geldik, neden geldik ve bundan sonra nereye gidiyoruz anlamında. Şimdi e, izleyicileriniz de biliyor, e, TÜKNET'e, sektöre kattığı farklı bir yaklaşım mevcut oturmuş düzenden. Bu yaklaşım içinde taahhütsüz, e, çok yalın, basit e, bir teklif, tek bir fiyat, tek bir yüksek hızlı bir internet. E, zamanında hani kota'nın, bilmem nenin olmadığı, o günlerde yaşadık <laughs> ülke olarak. AKN'lerin oldu, kota'ların oldu. Bunlardan e, kurtulan, daha özgür e, bir internet anlayışı. Doğrudan internetten tüketicilere, müşterilere sattığımız, aracı olma, olmadığı, shoplardan değil direkt online satın alınan bir anlayış ortaya koyduk ve dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Burada neden yaptık? Çünkü İnanıyoruz ki internet böyle olmalı. Sınırsız kullanılmalı, yüksek hızlı olmalı, upload'u, download olsun. Dilediği zaman, memnun kalmanız zaman ayrılabiliyor olmanız lazım. Ve sektörde özellikle gelinen noktaya baktığımızda gel gel kampanyalarla insanların içeri alıp sonra bambaşka fiyatlar gördükleri, ayrılmak istediklerinde inanılmaz cayma maliyetlerle karşı karşıya geldiklerini, o kadar karmaşık tarifeler olması ki insanlar içinden çıkamıyordu ve sürekli şu hissiyatı hani ben bu para ödüyorum, komşum bu kadar para ödüyor, akraban başka para ödüyor, neden böyle farklı fiyatlar var, neden aynı hizmete bambaşka şeyler ödüyoruz ve sürekli sanki uğraşmazsam, kavga etmezsem iyi bir fiyat almam. Kavga etmeyene kötü fiyat vesaire tarzı bir algılar vardı ve sürekli yeni aboneye en iyi fiyat, eski aboneye kötü fiyat gibi bir şey. Şimdi bu bunu daha şeffaf, Gizli tarafı olmayan, basit fiyatlarla ve herkese belirli fiyat da tutup, ona ucuz, ona pahalıdan ziyade çok iyi bir verebildiğimiz en iyi hizmeti verip daha çağdaş diye düşündüğümüz, daha özgür ve daha şeffaf, daha basit, daha yalın bir şey sunmak istedik. Şimdi bu kurgunun özünde ne var? Tabii beklentilerimiz bilgisayar ve teknoloji sektöründe sürekli her sene daha iyi olur. Aldım, yine aldım cep telefonu. Eski cep telefondan daha performans olur. Yine aldım masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar. Hem daha ufak olur, hem daha performans olur. Bunları da sağladık. İnternette de sağlıyoruz. Sağlamaya devam ediyoruz. Her geçen sene daha hızlı, daha da performansı ve bunu genel olarak hani fiyat art artırmadan Fakat Türkiye'de enflasyon ve kur hareketleri nedeniyle artık hani fiyat hiç artırmadan her sene daha hızlı, daha iyi şeyi bir yere kadar oluyor. Öz özellikle bu yıl bu hesabın tutmadığını gördük. Hepimiz görüyoruz zaten şey tarafında. Biz bu bu yıla kadar en fazla yılda bir kez bir artış yapıyorduk ve baktığınızda hani 5 lira, 10 lira, 15 lira mertebelerinde fiyat artışlar yaptık. Bu yıl çok farklı seviyede bir enflasyonla karşı, karşı karşıyayız ülke olarak hep birlikte. Kur hareketi daha da fazla. Kur neden söylüyorum? Çünkü sonunda fiber optik kablo döşüyoruz, cihaz alıyoruz, router alıyoruz. Bunlar hepsi e, sonunda dövize endeksi e, alımlar. E, biz e, bu yıl Mart ayında resmi açıklanan enflasyon istatistikleri %40 civarıydı o sıralar enflasyon açıklanan rakamlar. Zaten asgari imaj zamı <laughs> yılbaşında %50 oranında yapılmıştı. E, hesap kitap yapıp e, yıllık olabilecek bir e, fiyat ayarlamasını %40 e, dikkate alaraktan bir fiyat ayarlaması yapmıştık ve 99.90'dan 130.99'a duyurduk. 1 Mart'ta devre aldık yeni satışlarda. Mevcut müşterileri de Mayıs-Haziran'a kadar da bir süre tanıdık. Bu e, tabii olabildiği, öngörülebilir e, enflasyonun bunların yükseleceğini de bil, bilerekten yaptık. Hesap kitap yaptık, bunları devre aldık. Beklentimiz gene yılda en fazla bir kez bir fiyat ayarlaması yapmak. Tercihen hiç yapmamak hı hı. ama e, enflasyon gerçeği ışığında yapmak. Fakat bundan sonra ne oldu? E, 23 Mart'tı galiba e, yerleşik operatör ciddi yüzde 67 seviyesinde sektörde beklenmeyen bir maliyet bir zam açıkladı. Yani bu olabilir tabii. onun da maliyetleri artmıştır, fiyatları artmak zorunda kalmıştır. Yani bir itirazımız yok. Fakat önceki yıllarda düzenlenen bir tarifi bunlar, hep belirli bir sektör ön, ön bilgilendirme ve mutabakat içinde yapılmıştır. Yani bak şöyle olacak ki ona göre sektör oyuncuları herkes ona göre plan program yapsın. Evet. Bu kez belki de hızla yükselen enflasyondan dolayı olabilir, bilemiyorum. Böyle bir mutabakat olmaksızın birden e, sürpriz bir şekilde aslında sektöre e, duyuruldu veya ortaya çıktı. Ve e, hesapta olmayan bir ila, bir fiyat artışı vardı. Yani biz %40 yaptık ama maliyetlerimiz %67 oranında şey yaptık. Şimdi biz çok yani eee taahhütsüz modelde biz e, müşterinin mutluluğu, e, memnuniyetini, beyine her ay kazanmak zorundayız. Yani memnun olmadığı anda Türknet müşterisi ayrılmaya e, ayrılabilir, tamam. özgür. Dolayısıyla yani biz sürekli şirkette şey havası içindeyiz. Yani daha iyisini yapalım, daha performans yapalım, her ay daha e, güzel şeyler yapalım. E, aklımızdan hani fiyat artıralım bir şey yapalım Asla geçmiyor öyle bir şey yani tüm çalışanlarda hani e, memnuniyeti artıralım hız ortalamamızı artıralım böyle yönetilen bir firmayız. Hiçbir zaman finansallarla yöneten bir firma değiliz. Şeyle abone başı gelir işte bilmem ne bunlarla böyle bir bakış açımız olmayan bir firmayız ve büyümeye ve daha hizmet vermeye daha fazla yatırım yapmaya. Fakat hesap kitap yaptığımızda artık hem yani bu port maliyeti artan Maliyetler ve bizim çok ciddi e, yatırım kalemlerimiz olunca hani ya yatırımı devam edemeyeceğiz ya da bir şekilde bu yükselen beklenmedik yükselen şeylerle bir ayarlama yapmak zorundayız. Biz bu e, yani amaç ve misyonu olan bir firmayız. Yani Biz e, çok bu giga fiberi, simetrik gigabit <laughs> ileride daha yüksek hızı geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz bugüne kadar 600 binden fazla hane ulaşırdık. Yıl sonuna kadar 1 milyon üzerine taşıma iş yapıyoruz. Yani çok ciddi canla başa uğraştığımız bir alan ve yani e, önemli olan bu sürdürebilir e, bütün ülkeye değer katan bu altyapıları gerçekleştirmek hayalimiz. Yani bir ay kar etmek, kazanmak, şunu yapmak değil. Ama işi sürdürebilir bir şekilde yapmadığınızda hiçbir anlamı da yok. Yani sürdürebilirlik anlamında şeyler yapmak zorunda kaldık. Ee, o zaman nasıl yapacağız? Bu fiyat artışı tartıştık kararımızın. Yani en de sonunda hesap tutması açısından. Bir defa şuna karar verdik. 1 Mart'tan sonra gelen yeni aboneler hani en beğenmediğimiz sektörde en mutsuz olduğumuz konulardan bir tanesi bu gel gel anlayışı sektörde. Yani gel gel gelene kadar her türlü kırmızı halı, indirimli fiyatlar, özel fiyatlar, yarı fiyatlar sonra tokat yiyorsunuz. Şimdi bir defa bu yeni müşterileri de yani nispeten yeni artık birkaç aylık olan onları böyle bir oyun yapmayalım. Çünkü çok kötü bir şey. Dolayısıyla 1 Mart'tan sonra gelen aboneleri bu fiyat artışını yansıtmayalım. Onlar daha yeni geldiler. Değerli tüp, şey müşteriler. Onları şimdilik bir fiyat artışı yapmıyoruz. 139.90'dan şey yapıyorlar. Kendi giga yayılan her geçen gün daha fazla abonesi olan giga fiber altyapımızda gene burada bir maliyet artışı olmadı. Aynen. Onları gene koruyoruz. Onlarda da bir fiyat artışı yapmıyoruz. Mevcut yerleşik operatördeki altyapıda olan müşterileri e, istemeyerek de hesap tutacak ve port maliyetini aslında vergili olarak yansıtan bir 30 liralık fiyat artışı yaptık. Fakat yine orada hani bu fiyat artışından etkilenmek istemeyene bir, bir çözüm üretelim. Yine e, ne yaparsak yapalım ve orada 10 ay peşin bir formülle böyle bir alternatif ürettik. Yani onay e, kredi kartını taksitle onay peşin alan müşteri yine 139-190'lık e, tarif eden Haziran 2023'e kadar alabiliyor. Ve herhangi bir taahhüte girmiş olmuyor. Yani istilediği zaman yine iptalle verip para üstüsünden geri alıyor. Yani direkt bir hesap yapılıyor. iki ay kullandınız. Geri kalan 8 ayı iade ediyoruz tarzında. Ayrıca yani bir taahhüt de yok içinde. Ama o e, peşin parayı toplamak bizim e, bu enflasyona karşı kendimizi korumak, her geçen ay daha maliyetli olan şeylerde e, bize bir çözüm üretti ve öyle bir formül e, ürettik. Yani sonunda e, olan dışı e, ülkenin şartları ve özellikle beklenmedik e, yerli şirket operatörünün port maliyeti artışı tam bizim zaten yıllık zamı duyurduktan sonra gelen e, şeyi bizi böyle bir şey mecbur tuttu. İsteyerek yaptığımız bir şey değil. Ama yatırımlarımız devam etmemiz için e, sürdürülebilirlik anlamında yapmak durumunda kaldığınız e, bir hamle. Olabildiği müşterinin e, oradaki konuları e, dikkate alaraktan bertaraf edici bir şeyler de yapmaya çalıştık, yapmaya devam ediyoruz. Yani mevcut eski zamandır yani, e, sadık müşterilere de yönelik Yine de onları onore edecek, onlara bu değer göstererek için farklı çalışmalarımız da var bu arada. Çünkü bunu da çok önemsiyoruz. Dediğim gibi yani sadece yeni gelen değil, eski müşteriler de bizim için çok değerli. Ve hızla bu gigafiber dönüşümlere devam ediyoruz. Ve yani ilginç tarafı da biliyorsunuz gigafiberde aynı para ödeyerekten bir kuruş ödemeden evinize fiber'e kadar döşüyoruz. Modem, optik cihaz vesaire hepsini koyuyoruz ve birden 1 bir gigabit'e terfi ediyoruz. Şimdi bu yeni dünyamızda unutun para ödemek 30 lira <laughs> iade ediyoruz. Şimdi siz bir 169 lira artık ödeyen bir yerel bir bakır altyapıdan veya yerel operatör altyapıdan gigafibere geçebilen bir müşterisiniz. Bu dönüşümü ücretsiz yaptığımız gibi artık sonraki aylarda değil 169, 139.90 ödeyeceksiniz. Yani sektörde böyle bir firma zor bulursunuz. Hem size en yüksek şeye hıza terfi edecek. Hiçbir para istemeyecek. Üstüne sizin aylık e, ödediğiniz parayı 30 lira kadar indirecek. Yani bu e, tabii ki e, GigaFiber'e ulaşmayan insanlar için belki e, bir çözüm değil ama niyetimizi, yaklaşımımızı göstermek adına e, bunu söylemek istedim. Çünkü gerçekten e, biz bunun peşindeyiz. Herkesi GigaFiber'e ulaştırmak, bu yatırımları devam ettirmek, e, daha hep birlikte önemsediğimiz, benimsediğimiz yüksek hızla, özgür, istediğiniz zaman ayrılabildiğiniz bir interneti yaymak ve bu misyonumuzu sürdürebilir bir şekilde devam edeceğiz, devam ediyoruz. Bu şekilde bir şey yapmak zorunda kaldık. Umarım neden yaptık anlatabilmişimdir. Evet. Şimdi gigafiber dedik. Ben de yerleşik operatör altyapısıyla fiber internet kullanıyorum. Fakat doğal olarak ben de gigafiber gelsin istiyorum evime. Bu konuda çalışmalar ne durumda? Yakın zamanda gigafiber altyapısına kavuşacak yerler var mı? Bir sürpriz bilgi var mı? Şimdi bu son 10-15 yıldır 25 ilde temel şehirleri kapsayan temel fiber altyapımızı Döşedik. Zamanında kurumsal müşterilerimize hizmet etmek için, YAPA denilen yöntemin backhaul denilen santrallardaki toplu trafiğe, internete ulaştırmak için esaslı yatırımlar yaptık ama evlere kadar henüz gitmemiştik. 2-3 yıl önce bildiğiniz gibi artık arka sokaklara gitmeye başladık, İstanbul'dan başladık. Akabinde İzmir ve Ankara'da devam ettik. Şu anda Tekirdağ'da e, satışa başlayan e, şeylerimiz var, e, bölgelerimiz var. Ve e, bu yılın sonuna kadar toplam 10 ilde, 11 ilde düzeltiyorum. Gigafiberi hanelere kadar e, ulaştırmayı e, başlayacağız. Yani baktığımız yani büyük illerde zaten fiber altyapımız olduğu tüm iller aday. Orada daha önce duyurduğumuz gibi Bursa gibi e, önemli büyük şehirler var. Başka şehirler de var. Burada tabi belediyelerle, ilçe belediyelerle, büyükşehir belediyelerle e, çalışmalar, izinler vesaire devam ediyor. Bunlar kesinleşene kadar e, önden çok bilgi vermek istemiyorum çünkü sonra ilişkiler bazen kötüye gidiyor vesaire. Biz burada e, iyi niyetle e, kamu kurumlarla oturup şey yapıyoruz. Burada bir, tabi bir izin meselesi var. Genel olarak e, projelerimizi anlatıyoruz. Çok e, pozitif algılanıyor ama en de sonunda, e, bu işler izinlere ve belirli bir prosedüre tabi. Dolayısıyla bunları izliyoruz. Ama biz e, çok hızlı bir şekilde il in sayımızı, ilçe sayımızı artırıyoruz. İstanbul'da sürekli kapsam alanımızı genişletiyoruz. Dediğim gibi bu yıl e, sonu hedefimiz 11 e, ile ulaşmak ve mevcut 600 küsür 620 bindeyiz galiba. 1 milyon üzerine taşımak e, ve 2024 sonuna kadar 4 milyona e, ulaşmak. Biz e, birkaç ay önce daha önce de duyurduğumuz gibi Giga Fiber istiyorum diye bir sayfa yayını aldık. Bu sayfada hem bilgilendiriyoruz hem de e, kayıtlı olan müşterilerimize sürekli bilgi veriyoruz. E, bu listeye kayıtlı olan insanların sonra e, bizim yatırım planımızda onların yoğunluğunu çok dikkate alıyoruz. Yani nerede talep varsa tabii ki on, onları önceliklendiriyoruz. Dolayısıyla bunu isteyen giga fiber da gelsin isteyenler bu sayfadan Google'dan hani gigabit giga fiber istiyorum diyerekten bulursunuz. E, kayıt olmalarını hem o şekilde e, oraya daha hızlı giga fiberin gelmesini sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda sürekli işte şuraya geldi, buraya gelecek vesaire gibi bilgi alabilecekler ve bu şekilde daha doğrudan bir iletişim kurmak istiyoruz. Yani halen e, izinler şunlardan bunlardan dolayı istediğimiz kadar net ve şeffaf açıklamıyor şeyleri. Kamu kurumlarda vesairede araya girince ve sonunda insanları hayal kırıklığında uğratmamak adına, sonunda bir şey yapacağız ama yapamayınca da sıkıntı yapmak için biraz daha belirli bir sistem içerisinde bu iletişimi tutuyoruz ama çok ciddi yatırım yapıyoruz, çok güzel tepki alıyoruz. Belediyeler genel olarak projemizi dinledikten sonra çok mutlu oluyorlar yardımcı oluyorlar kapılarını açıyorlar ediyorlar her zaman anlamıyorlar ne oldu neden oluyor gerek var mı zaten altyapı var vesaire ama anlattıkça ve özellikle bu Gigafiber istiyorum kullanıcılarının mesajları ilettiklerini gösterince belediyeler de Aslında burada bir ihtiyaç olduğunu görüyorlar ve bize çok güzel karşılıyorlar ve sonunda bu altyapıları döşüyoruz. Anlıyorum. Çalışmalar tam gaz devam ediyor diyorsunuz. Şimdi bir sorum daha olacak. Türk Telekom fiber altyapısına da farklı hız seçenekleri sunmaya başladı. <laughs> ee, daha öncesine kadar, kısa bir süre öncesine kadar 100 megabit ve 100 megabit indirme ve 8 <laughs> megabit yükleme gibi rakamlarla biraz kısıtlıydık. Fakat daha yüksek seçenekler çıkmaya başlayınca kullanıcılar da merak etmeye başladı. Örneğin ben işte TürkNet'i Türk Telekom altyapısıyla kullanıyorum. Ben de yüksek hız seçeneklerine sahip olabilecek miyim acaba? <laughs> Şimdi öncelikli olarak, yani nihayet, yani ne güzel, mutluyuz. E, fiber e, bir sürü de Türkiye'de var ama gigafiber yoktu. 6 megabit hızında fiberler duyduk, 8 megabit hızında fiberler duyduk. E, nihayet sektörde e, artık daha yüksek hızlarının önemli olduğunu, e, sadece e, firmaları için, büyük holdingler için değil, son kullanıcılar için, ev kullanımı için de bir ihtiyaç olduğunu anlamaya başladılar. O da sonunda sizin izleyicileriniz toplumda gelen baskıyla bence bu oldu ve artık bu hızlar sunmaya başladılar daha makul fiyatlara. Şeyde uploadlar hala bana göre düşük, kısıtlı, simatik vermiyor ama yine de olsun bence önemli bir şey ve <laughs> bence toplumun olumlu bir etkisi oldu. Yani sizin, siz de aracılık yaptınız, sizin gibi sitelerinin baskısıyla en de sonunda bu hızları vermelerine sağladınız ve onun için sizin de rolünüz çok büyük ve kullanıcıların, toplumun baskısı çok önemli. Şimdi, biz şeyi de bunu çok yakından takip ediyoruz ve çok benimsiyoruz. Yani yüksek hızlar, en yüksek hız vermek bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Vademiz daha doğrusu. Fakat aynı zamanda belirli bir bir anlayış içinde sunmak istiyoruz. Nedir onlar? Yani gerçekten şeffaf, Fiyatların zırt pırt oynamadığı, kampanyalardan uzak, daha herkesin ne olduğunu e, netini anladığı bir dünya istiyoruz. Makul bir fiyattan yapılmasını istiyoruz. İstediğiniz zaman ayrılabildiğiniz, tekrar girebildiniz, özgür bir dünya istiyoruz vesaire. Şu anda bu e, şeylerin e, hızların e, e, sunulduğu yapı, toptan seviyede yerli operatör tarafından çok yüksek fiyatlar var. Sonra sınırlı süreli kampanyalarla kampanya yapılıyor, daha makul fiyata indiriliyor. Ama o kampanya devam edecek mi, etmeyecek mi? 3 ay sonra hala var mı, yok mu? Büyük bir belirsizlik var. Şimdi biz böyle bir trene binmek istemiyoruz bu aşamada. Hani bugün bu fiyat bu fiyata veriyoruz. 3 ay sonra pardon, daha farklı fiyattan satmak zorundayız. Ya bu bizim müşteri olan güven bağımız ve şeyimize aykırı bir şey. Dolayısıyla çok dikkatli bakıyoruz ama çok istiyoruz. Aynı zamanda bir sürü teknik entegrasyon tarafı var. Özellikle burada o yüksek hızları sağlamak için izlenebilirlik, network monitoring sistemler tarafından, izleme sistemler tarafından entegrasyonların yapılması. O tarafta çok ciddi karşılıklı çalışmalar yapıyoruz yeriş operatör, değerli mühendislerle birlikte. Yani bir şeyi lanse ettiğimizde arkasında durabildiğimiz, zırt pırt değişmeyecek ve teknik kalite anlamında ee, oturmuş bir şey yapmak istiyoruz. Şu anda çok yeni lanse edildi. Fiyatlar çok uçuyor, farklı fiyatlar var, değişiyor. Ee, biz en de sonunda e, hazmettiğimizde, oturduğu ve istediğimiz şartlarda sunabildiğimizde e, bu alana da girmek istiyoruz. E, isteriz ama şu anda daha o noktada değiliz çünkü dediğim gibi henüz tam oturmuş değil. Ve diğer yandan hani bizim upload nedeniyle ve sağladığımız teknik ee, üstünlükler nedeniyle fiber asıl bizim tabii e, ana motorumuz Hı -hı. ve o tarafta hızla e, yaymaya ve en, en büyük enerjimiz oraya vermeye devam ediyoruz. Ama e, sektörde artık gigabit e, kavramının oturmuş olması, dikkat alınmış olmasını e, çok büyük bir memnuniyetle karşılaşıyoruz. Anlıyorum. Bu alanda da çalışmalar devam ediyor. Yani ileride farklı seçenekler görebiliriz. TÜRKNET'e peki yakın zamanda yeni gelişmeler olacak mı? Yani Türknet'te e, e, çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şirket çok büyüdü. Şu anda 800 civarı çalışanımız var. E, geçen sene mutlak abone artışında e, ikinci sıradaydık. Bu yılın ilk çeyreğinde açıklanan rakamlar üzerinde birinci sıradaydık en fazla. Şimdi biz şu anda pazarın sadece 4.5 civarı, 4.4 oranında şeyiz. Ama büyüme hızı olarak müşteri kazanımda farklı bir seviyedeyiz. Şimdi şirkete inanılmaz bir enerji, bir motivasyon var. Çalışma arkadaşlar da çok yetenekli, istekli mühendisler, ürün yöneticileri anetik analitik e, e, kabiliyetli insanlar. Yani çok ciddi e, şeyimiz, kadromuz e, gelişti. Ve inanılmaz bir enerji ve yaratıcılık var. Yani artık bu gigabit treni, bu ihtiyaç, toplumsal bir ihtiyaç, farklı bir anlayış içinde internetin yaygınlaşması büyük bir yankı buldu. Belirli bir çalışanlar tarafından da, toplum tarafından da. Yani böyle bir şey istiyoruz. Bunu yaratmak istiyoruz, bunu bir parçası olmak istiyoruz. Bu sayede çok farklı fikirler, farklı düşünceler ve çok yetenekli mühendislerin gelmesiyle inanılmaz uçuşuyor şirketteki fikirler. Bunu yaparız, öyle yaparız ve çok hızlandı. Diğer yandan tabii e, öngörülebilir e, bir ve sürdürebilir bir hizmet vermek istiyoruz. Dolayısıyla mutfakta hazırladıklarımız hemen müşterinin karşısına çıkartmıyoruz. Bunları olgunlaştırıyoruz. Ama şu anda neler var üzerinde çalıştığımız? Bir tabii şebeke yapısında ve teknolojisinde sürekli en düşük ping vermek için oyun servisleriyle olsun işte streaming servislerle doğrudan bağlantılar, dağıtık e, şebeke mimarisine gitmek e, sadece İstanbul'da iyi bir deneyim sunmak değil çok daha işte Adana'dan, Hatay'dan daha İstanbul'dan uzak noktalardan, Konya'dan iyi bir deneyim sunmak için başka şeyler yapmak lazım. Şebeke tasarımınızdan, mimarinizden Hı. kadar, sizin oradaki araba bağlantılar noktalara kadar. Bunları çok önemliyoruz. Yani Türkiye'nin her yerinde çok kaliteli bir hizmet veriyoruz. Yoksa bu illerde bir gigafiber döşüyorsunuz ama bütün olay İstanbul'dan dönüyorsa ne işe yarıyor? Yani bu bir bütünsel yaklaşım. O illerdeki veri merkezlerle temasa geçip orada bağlantılar kurmak, oradaki yerel ekosistemleri de önemsiyoruz. Şey tarafında Wi-Fi, ev Wi-Fi gene sektörün büyük bir sıkıntısı. Özellikle giga hızlar eve kadar ulaştırdıktan sonra ev içi Wi-Fi sıkıntılar çok üze batıyor. Yani zaten 30 megabit VDSL olan bir hanede hani Wi-Fi berbat bir Wi-Fi gene 30 megabit çalışıyor. Çok hissetmiyorsun onu. ama artık gigabit beklentisi olduktan sonra o Wi-Fi çok dar boğaz oluyor. O yüzden yönetilen Wi-Fi çözümü geliştirdik, ürettik. Şimdi ee, pazara sunacağız giga fiberle hanelerden başlamak üzere. Biraz geciktik çünkü çip kriziyle karşı karşıya geldik. Yani Wi-Fi cihaz bulmakta zorlandık ama artık bunlar aşılıyor ve çok yakın tarihte yönetilen Wi-Fi kavramımız şey devreye giriyor. Yani çok işbirliklerine bakıyoruz. Hem yani geniş bir ekosistem var internet dünyasında. Hani fintech tarafından, streaming tarafından hepimiz takip ediyoruz. Her geçen ay yeni bir oyuncu da içeriklerini sunmaya başlıyor. Game, Gaming şirketleri, bulut tabanlı gaming şirketlerle, bunlarla konuşuyoruz. Onlarla işbirlikleri yapmak istiyoruz. En iyi deneyimi sunmak istiyoruz. Şey tarafında, şebeke tarafında. Ticari tarafta olası işbirlikleri, alternatifleri de bakıyoruz. Yani aslında çok çok önemli teknolojiler geliştiriyoruz, yatırım yapıyoruz ama şeyi de çok inanıyoruz. Şu anda Türkiye'de hala Belki de şeyde konuşuruz. Hani ortalama hız Türkiye'de hala kötü. Yani gigabit fiber çok mutlu müşteriler var. Bir megabit alan, gigabit alanlar ama Türkiye'nin gerçeği henüz bu değil ne yazık ki. Türkiye'nin gerçeği 25'e 2, 3 gibi bir hız almak. Ve orada bu temelleri düzeltmeden çok uçmak da doğru değil. Dolayısıyla biz hala, halen birkaç sene ana işimiz çok iyi bir erişim sağlamak, gigabite olabildiği yaygınlaştırmak, yani temelleri çok iyi yapmak, müşteriyle iyi bir diyalog kurmak, müşteriyi dinlemek. Biz hala büyüyen ve öğrenen bir firmayız. Ee, çok hızlı büyüyen bir firmayız ama biz e, topluma, sek sektördeki arkadaşlara, e, sizin izleyicilerinin feedbackleri ger geri bildirimleri çok dikkat alıyoruz. Biz hala hani her şeyi en iyi yapıyoruz falan iddiasını değiliz, dinleyerekten, ederekten düzeltiyoruz, ediyoruz ve onu oturtana kadar çok sağa sola bunu yapalım, onu yapalım, 15 ayrı şey yapalım noktasında değiliz yani. En temel işinizi çok iyi yapmazsanız başka bir maceraya girmeye gerek yok. Neyse bir şeyler yapıyoruz teknolojiyi, Wi-Fi gibi bir şeyler, somut adımlar da atacağız. Ama halen Türkiye için hayırlısı olan ve Türknet için, müşterimiz için bu giga gigafiberi çok yaygınlaştırmak, bu esasları çok iyi yapmak, arıza oranımızı düşürmek, müşteri memnuniyetimizi yükseltmek Bunları yaptıktan sonra bin bir şey daha yaparız ama bunu yapmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Burada daha işimiz var. Bir başka yenilik olarak e, üzerinde çalıştığımız Wi-Fi'nin dışında e, gerçekten uçtan uca e, dijital deneyimi e, yaratmak istiyoruz. Sizler de biliyorsunuz yani en dijital deneyimi sağlayan e, abonelikten iptale kadar dijital ortamda bunu e, düzenlemeler dahilinde imkan tanıyan. Türknet ve çok çok inlikçe olduk. Yani ilk önce uzaktan oturduğun evden nasıl abone olunur, oturduğun evden bin bir e, şeyle uğraş girmeden e, nasıl iptal edilir, bunları çözdük. E, çok uğraştık, düzenleyici kurumlarla da oturduk. E, hatırlarsınız ıslak imzalı iptaller gerekiyordu, şeye kadar gidiyordunuz eskiden. Ondan sonra fakslar çekiliyordu. Bunlar hepsi bir şekilde çözüm ürettik. Fakat abonelik de halen bir ıslak imza gereksinimi var mevzuatta ve bunu işte kuryelerle vesaire gene oturduğumuz yerden çözüyorduk ama en de sonunda bir kağıt kalem gidiyordu. Bu da tabii verimlilik açısından ülke için hiç faydalı bir şey değil dijital bir dünyada yaşıyoruz. BTK'mız, devletimiz en de sonunda bu dijital dönüşüme de ve dijital dönüşüm ofisimiz aslında bu dijital yapıyı destekliyor ve nihayet bir e-devlet üzerinden Full dijital bir abonelik süreci e, hayata geçirdi. İlk e, uyan firmalardan bir tanesiyiz ve e-devlet şifreniz varsa e, herhangi bir kağıt kalem artık olmadan, kuryelerle uğraşmadan e-devlet sistemi üzerinden bir kimlik doğrulama yaparaktan gerçek bir uçtan hoca bir full abonelik yapabiliyorsunuz. Bunun son test aşamalarındayız. Yakında devre alacağız ve bu aboneliği çok kolaylaştıracak. Kuryenin gelmesini beklemeyeceksiniz. Kuryenin gitmesini doğrulamasını beklemeyeceksiniz. Anında dijital ortamda kimliğiniz e-devlet üzerinden doğrulanacak ve süreç hemen başlayacak ve abonelikler yani bizim hedefimiz inanılmaz hızlı bir şekilde talep ettiğiniz hani ee, inanılmaz hızlı bir şekilde aktive etmek. Bu da sektörün sıkıntılarından bir tanesi. <laughs> ne oluyorsunuz ama bazen günler bekliyorsunuz. Geldi gelmedi neden geliyor? Bunu çok hızlandırmak istiyoruz. Yani internet e abone olduğunuz anda gerçekten çok hızlı bir şekilde aktif olsun istiyor müşterilerimiz. Bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Bilgiler için teşekkürler. Şimdi ülkedeki genel olarak internetin yavaşlığından bahsettik. Bu konuyla ilgili Speedtest'de yakın zamanda yeni bir rapor açıkladı. Rapora göre ülkemiz internet ortalamasında, hız ortalamasında dünyada 103. sırada. Biraz da bunu konuşalım istiyorum açıkçası. Yani artık ee, kalkınma aracı olarak ee, hem toplumun gelişimi, bilgilenmesi, üretkenliği, yaratıcılığı, inovatif tarafı için... İnternet olmazsa olmaz yani. Bu sayede hem yurtdışıdaki bilgiye kaynaklar ama yurt yurtdışıdaki birbirlerimize ulaşıyoruz, işbirliği yapıyoruz, çalışıyoruz. Artık uzaktan çalışıyoruz. Birlikte proje geliştiriyoruz. Yani kuvvetli, sağlam bir internet artık çağdaş ekonominin ve inovasyon ekonominin temelinde. Türkiye'de bu 103. sırada olması, dediğim gibi 25'e 3 gibi bir veya altında bir hıza sahip olması... Ee, gerçekten olumsuz etkisi var yani potansiyel üzerinde yani bu toplumdaki yaratıcılık potansiyeli, teknoloji geliştirme potansiyeli, işbirliği, e, hanelerinin e, evlerinin e, daha mutlu yaşayabilmeleri, e, daha iyi bir hayat sürdürmeleri açısından internet e, çok kritik bir unsur oluyor ve e, yani bir günler bu kadar megabit'e ne gerek var falan diye düşünüde de de gördük ki aslında <laughs> ihtiyacı var evde iki 3 kişi e, video konferans, eğitim vesaire yaptığı anda e, bahsettiğimiz bu ortalama hıza yetmiyor. Yani patlıyor internet e, ve sonunda insanlar vazgeçiyorlar. Yani bu bu bizce yani Türknet olarak yani bambaşka bu gigabit dünyasını makul fiyata herkesin gigabit kullanabilmesi, upload'u rahat şey yapabilmesi, toplumda o kadar bir enerji e, ya imkan tanıyacak ki. O kadar bir potansiyelin birden insanların, ister gamer, streamer, ister e, bilgi üreten, ister e, mal üreten ama bunu tanıtmak isteyen, ister bir şeyler araştırmak isteyen, ister e, ülkenin bir başka ucunda e, yaşayan bir bilim ad adamıyla işbirliği yapmak isteyen, big data'yı paylaşıp, big data analizi birlikte yapmak isteyen. Yani bu, bu kitleler için çok kritik. Bu nedenle siz de biliyorsunuz teknoparkları giriyoruz şu anda çok sayıda 20'ye yakın teknoparkta gigafiberi döşedik. Bütün oradaki startupları makul fiyatlara gigafiber sunuyoruz. Çünkü bu startuplar da geleceğini yani ya. oradan çok güzel fikirlerin çıkmasıyla şey oluyor. Ama artık e, günümüzde hani evlerde bile çok inanılmaz şeyler yapıyor. Evinden oturup e, iş yapan, çalışan, eden. E, yani bu e, 103. sıra e, Türkiye'nin yani potansiyelinin çok altında bir şey. Türkiye'nin çok daha zaten farklı ligleri oynadığını hepimiz biliyoruz. Buraya birlikte taşıyacağız. Bence başka çaresi yok. Biz Türkiye'de olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bence sektör de bunun farkında. Toplum da farkında. Birkaç yıla çok daha iyi skorlar görmeye umut ediyoruz. Umarım. Bilgiler için çok teşekkürler Cem Bey. Evet bugün sizlerle birlikte TürkNet'i, Gigafiber'in durumunu ve Türkiye'deki interneti konuştuk. TürkNet CEO'su Cem Çelebiler konuğumuzdu. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.